Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak, videolarımı beğenip, yorum yaparak bana destekte bulunabileceğinizi tekrar hatırlatmak isterim. Bu şekilde beni destekleyerek ortaya daha güzel videolar çıkartmam konusunda bana hem yön verebilir hem de yardımcı olabilirsiniz. Hadi videoya başlayalım. İnsanlık, yaratılışından kaynaklanan sebeplerden ötürü dünyayı kendi çevresinde döner sanır. Her şeyin merkezinde kendi olduğunu düşünür. Görebildiğiyle, koklayabildiğiyle ya da dokunabildiğiyle yaşar. Son yıllarda teknolojinin çok hızlı şekilde ilerlemesiyle aslında insan koklayabildiğinden, dokunabildiğinden hatta görebildiğinden çok çok farklı alemler olduğunu keşfetmeye başlamıştır. Bu alemler yukarıda gökyüzünde olduğu gibi aşağıda yerde yani yeryüzünde de farklı şekilde kendini göstermektedir. Teknoloji ilerledikçe nasıl uzayın derinlerine teleskopla erişebiliyorsak aslında ayaklarımızın dibindeki yeryüzünde de var olan ve fark edemediğimiz farklı alemlerin olduğunu mikroskoplarla görüyor ve buralara da yolculuk edebiliyoruz. Uzaya baktığımızda nasıl kendimizi küçük hissediyorsak, bizi bile fark edemeyecek olan bu canlılara baktığımızda da bir o kadar büyük hissediyoruz. Hadi sırasıyla görüntülerimize bakarak göremediğimiz bu varlıklara ve o kadar küçüklükteki bazı cisimlerin görüntülerine bir göz atalım. Bu görüntüde tek hücreli bir canlının sindirim yaparkenki hareketlerini izliyorsunuz. Burada canlının, gözünün, ağzının, dilinin, ayaklarının, kısacası hiçbir şeyinin olmadığının tekrar üstünden geçmem gerekebilir. Tek hücreli olan bu canlıların etrafını nasıl algıladığı, çevresiyle nasıl iletişime geçtiği ise hala tam olarak çözülememiş konulardan. İşte karşınızda su ayıları. Bu canlılar omurgasız olmasına rağmen insanlar için son derece hızlı şekilde ölümcül olabilecek koşullarda yaşayabilmektedirler. Boyları yalnızca 0.5 mm olabilen bu canlılar, eksi 272 derece ile artı 150 derece arasında yaşayabilmektedirler. Hatta dünyadaki en dayanıklı canlılardır. Radyoaktif ışımalardan ve meteor çarpmasından ölmeden çıktıkları ispatlanmıştır. Denizin 4000 metre altındaki basınçla da mücadele edebilirler ki oralarda ya da Everest'in tepesinde de yaşayabilirler. Bu durum da bilim insanları tarafından daha önce ispatlanmıştır. Hatta bu canlıların oksijensiz ortamda bile bir müddet yaşayabildikleri anlaşılmış ve bu şekilde uzayda yaşayıp yaşayamayacakları da araştırılmaktadır. Burada göreceğiniz görüntü ise iğnenin ucundaki insan embriyosunun görüntüsüdür. Embriyonun ilk aşamasından son aşamasına kadar yapılmış bu kayıtta da her insanın anne karnındaki gelişimi gözler önüne serilmektedir. Bu süreci hepimiz yaşadık ama hiçbirimiz farkında bile değiliz.
Bu görüntülerde de suda vortex oluşturan bir parazit görünmektedir. Bu türbülansı sadece keyif için oluşturmuyor. Aksine kendisinin beslenme şekli bu şekilde ve kendisine ziyafet çekiyor. Bu türbülansı oluşturan parazit aynı zamanda büyük zararlara sebep olan mantar oluşumuna da yol açmaktadır. Kendisi minik ancak ortaya açtığı hasar gerçekten büyük boyutlarda olabilir. Burada ise bir damla suda yaşayan binlerce canlıyı görebiliyoruz. Tabii ki hareketsiz toz parçaları da görünüyor. Ama tek hücreli ya da omurgasız birçok canlıyı gözlemlemek mümkün. Bu görüntülere baktığımızda bu minik canlıların bizim varlığımızdan bir haber. O küçücük parçada yaşamlarını devam ettirmeleri bizim de algılayamadığımız birçok alemi fark edemeden yaşamaya devam etmemiz ve eşdeğer bir durum aslında. Işığı bile göremeden, belki sadece ışığı fark ederek, belki ışığı bile algılayacak bir organları olmadan, görmeden, konuşmadan, koku almadan farklı bir alemde yaşayan bu canlılar çeşitli yönlerden bize benzemiyorlar mı? Bu görüntülerde ise ölmüş bir algin içinde algi içeriden sindiren bakterilerin görüntüsü görünüyor. Her büyüklükte her canlı bir şekilde öldükten sonra başka canlılara enerji kaynağı olmaktadır. Bu da bunun güzel bir örneği aslında. Peki bu canlıların boyutlarında olsaydık, dünya bizim için nasıl olurdu? Bununla ilgili ufak bir çalışmayı da videonun sonuna ekledim. Gerçekten ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Thank you.
Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak, videoyu beğenip paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.